Herkese selamlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda öyle bir şey yapacağız ki Süper Lig'de dengeler yerinden oynayacak. Bütün taşları yerinden oynatacağız. Çünkü yapacağımız şey şu. 5 sene boyunca simüle edeceğiz. Simüle ettikten sonra sezon sonlarına geleceğiz. Sezon sonlarında hem Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de krallar kim olmuş? Gol kralı mı? Asist kralı mı? Gol yenmeyen maç sayısında en yüksek kim mi? Onun dışında kim? Sarı kart, kırmızı kart, hangi krallık varsa hepsinde birinci olan oyuncuyu alıp bir overall yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Sadece bir overall. Ve sonrasında bunu her sene tekrarlayacağız. Atıyorum, iki tane oyuncu aynı anda gol kralım oldu. İkisi birlikte bu sefer bir overall olacak ve 5 sene boyunca bakalım Süper Lig bundan ne kadar etkilenecek? Oyuncuların yerlerini doldurabilecekler mi? Yeni transferler yapacaklar mı? Başlıyoruz. Sıradan çinko karbonlu Süper Lig'imize geldik. Hiçbir şeyin olmadı. Herkesin kendi overall'ında olduğu, kendi oyun düzenlerinde olduğu, kimsenin bir overall'a düşmediği o Süper Lig'deyiz işte. Her şey şimdi başlıyor. Biz Giresunspor'dayız. Yani bir tane kulüp seçmek zorundaydım Süper Lig'den. Her ne kadar bir kulüp seçmiş olsam da hiçbir şeye karışmayı planlamıyorum. 5 yıl boyunca takıma transfer yapmayı da planlamıyorum. Tabii o şanssız takım kim oldu? Giresunspor oldu bu sefer. Biz bundan ne kadar etkileneceğiz? Bu tamamen soru işareti ama 99 ratingimle kovulmayı beklemiyorum. Her ne kadar küme düşmeye oynasak dahi. Hazırsanız ilk sezon sonuyla başlayalım. Ve serüven bu şekilde başladı diyelim. İlk sezon sonumuza geldik. Süper Lig'de bakalım bu senenin şampiyonu kim oldu? Trabzonspor 83 puanla şampiyon oldu. Acaba krallıklarda Trabzonspor'dan kimler var lider olarak? Türkiye Kupası'na geldiğimizde şöyle turları gösteriyorum. Giresunspor yarı final oynamış. Yarı finalde Fenerbahçe 7-2 ile elendik. Şampiyon Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Of, o ne? Son anda gördüm. Paris Saint Germain 7, Beşiktaş 3. Bu bölümde 7 gol çok fazla var. Avrupa Ligi'nde 1-0 ile Atletico Madrid şampiyon oldu. Burada hiçbir Türk takımı görünmüyordu. Konferans Ligi'nde ise Tottenham sürpriz yapmadı. Genellikle Tottenham kazanıyor. Fenerbahçe ve Trabzon çeyrek finale kadar gelmişler ama burada eğlenmişler gibi duruyor. Galatasaray'da ön eleme turunda Bodo Glimt'e 6-1 ile yenildi. Roma? Galatasaray'ın içine Roma kaçmış. Şimdi gelelim istatistiklere. Oyuncu istatistiklerinde gol kralı olarak karşımıza Trabzon'dan Bakasetas çıktı. Ve görüntüde Anastasias Bakasetas artık kendisi sadece ve sadece bir overall. Asist krallığına geldik. Burada Pelkas Fenerbahçe'den 11 asiste lider. Ve işte karşımızda Dimitrios Pelkas. O artık 2 overall. Aslında şöyle bir durum var. Bazı mevkilerde ne kadar bütün özelliklerini bir overall yapsanız da oyuncu genel olarak 2 overall oluyor. O yüzden Pelkas 2 overall oldu. Ama bütün özellikleri 1. Sıradaki isim gol yenmeyen maç sayısındaki lider. Altay Bayındır 14 maçta lider olmuş. İşte Altay Bayındır. Yine bütün özellikleri 1 ama genelde 2 gözüküyor. Altay da futbol hayatına veda etti bu sonuçta. Sıradaki krallık sarı kart. Younes Belhanda 7 sarı kartla lider oldu burada. Younes Belhanda 7 sarı kartından dolayı tebrik eder. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilerim. Hadi bakalım, sırada kırmızı kart var. Liderlikte 3 tane isim var. Aziz Behiç, Aleksandr Maxim, Hayradinovic. 3'ü de bir overall olacak. Ve kırmızı kartla da Süper Lig'deki sonuçları tamamlamış olacağız. Türkiye Kupası'na geçeceğiz. Öncelikle görüntüde Aziz Behiç var. Bekleri bir overall yapınca bütün özelliklerini genelde 3 olarak gözüküyor. Ama Aziz Behiç de artık futbol hayatına bu şekilde devam etmek zorunda kalacak. Sıradaki isim Kasımpaşa'dan Haris Hayradinovic. Ofansif orta saha olduğu için onun geneli 1 olarak gözüküyor. Kendisi yeni 1 overall'lık futbolculardan biri haline geldi. An itibariyle Süper Lig'i kapatıyoruz. Aleksandr Maxim görüntüde, o da artık 1 overall. Sırada Türkiye Kupası var. Gol krallığında 2 tane oyuncu var Türkiye Kupası'nda. Biri Serdar Dursun, diğeri de Rossi. Fenerbahçe durduk yere 2 tane oyuncusunu kaybetti. Karşınızda Fenerbahçe'nin yeni yeteneği. Samatta mı? Hayır, Serdar Dursun o. 1 overall'ıyla. Ve Diego Rossi ile devam ediyoruz. Sol kanatlarda 1 overall oluyormuş. Şunu belirtmek istiyorum. Overall'ını 1 yapıyoruz ama potansiyeli
hala mevcut potansiyeli kalıyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye Kupası'nda asist kralı Mergin Berisha Fenerbahçe'den. İşte Mergin Berisha. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan yandı. Çoğu oyuncusunu kaybetmek durumunda kaldı. Gelelim gol yenmeyen maç sayısında lider Altay Bayındır. Ama zaten Altay Bayındır'ı ligden dolayı bir overla düşürmüştük. O yüzden Altay Bayındır'ı tekrar düşürmeye gerek olmuyor. Bu arada sarı kartta da aynı durum var. Türkiye Kupası'nda en fazla sarı kart gören oyuncu Hayradinovic Kasımpaşa'dan, kırmızı kart gören yok. İlginç bir istatistik. Bu seneyi bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sene sonuna gidiyoruz. Sezon 2'nin sonuna geldik. Süper Lig'de bu sene şampiyon kim oldu? Trabzonspor 89 puanla, Fenerbahçe 40 tane gol yemiş 63 puanla 5. olmuş. Neden Fenerbahçe diyorum? Çünkü geçen sene çok oyuncusunu 1 overall yaptık. Mesela o 1 overall'lık futbolculara bakarken Altay Bayındır 4'e kadar yükselmiş Fenerbahçe'de. Sıra geldi Türkiye Kupası'na. Bu sene Türkiye Kupası'nda kim kazandı derken Fenerbahçe Kasımpaşa finali. Fenerbahçe şampiyon Türkiye Kupası'nda. UEFA Süper Kupası Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain zaferi vardı. Burada Trabzonspor herhangi bir tur yapamadı. Avrupa Ligi'ni Wolfsburg kazanmış bu sene. Bakıyorum Türk takımlarından kim var diye. Galatasaray Bilbao'ya ön elemede elenmiş. Konferans Ligi ise Inter'in oldu. İtalyan finali gerçekleşmiş orada ve bizden kimse yok. En kritik yere geliyoruz. Gol kralı Vakayeme. Trabzonspor'dan 25 golle. Kariyeri boyunca bir daha 25 gol atamayacak. İşte Anthony Vakayeme. 1 overall artık. Asist kralı Dukar oldu Giresunspor'dan. Teixeira ve Vakayeme son anda kurtardı ama gerçi Vakayeme gol krallığından gitti. Teixeira son anda kurtardı diyebiliriz. Süleymane Dukara Giresunsporlu 1 overall'a sahip bir başka oyuncu olmaya hak kazandı. Geçen sene Altay Bayındır'dı. Bu sene gol yemeyen maç sayısında Lung Yukatel Kayserispor'dan liderliği aldı ve 1 overall'a düşmeye hak kazandı. Kayserispor sezonun en iyi kalecisine veda etmek zorunda kalıyor. Geçen sene sarı kartta Belanda'yı vurduk. Bu sene Van Aanholt, Pinares, Civelek, Bamba 4 tane isim. Kırmızı karta da bakalım hazır buradayken. Orada da Sagal Gaziantep'ten lider. Bu arada hepsi bir olsaydı kesinlikle onu yapmazdım. 14 tane oyuncuyu bir overall yapmam diye düşünüyorum. Hani burada belli bir sınırımız olmalı. 5 gibi. Van Aanholt 1 overall, genelde 3 ama bütün özellikleri 1. Altay'ın normalde 69 overall'lı Pinares'i artık o da 1'e geldi. Bu sarı kart durumu daha çok can yakacak gibi duruyor. Kayserispor'dan Ramazan Civelek. Lung'dan sonra ikinci problem oldu. Ve Altay'dan bir isim daha. Bamba 1 overall. Sarı kart da gitti, Altay'ı vurdu. Sarı kart zaten çok acayip bir yer. Hangi takıma hangi futbolcuyu vuracağı gerçekten belirsiz. Random gidiyor ya o taraf. Ve kırmızı karttan gelen Angelo Sagal'le de Süper Lig'e veda ediyoruz. Sıra Türkiye Kupası'nda. İki tane gol kralı var. Biri Jorgensen Kasımpaşa'dan. İkincisi Zakaryan Fenerbahçe'den. Fenerbahçe zaten oyuncu kaybede. Böyle giderse oyuncusu kalmayacak. İşte Kasımpaşa'dan Nikolay Jorgensen. Son dönemde çok dikkatimi çekti. Bu Zakaryan muhtemelen serbest oyunculardan biri ve sürekli Fenerbahçe'ye düşüyor. Özellikle son güncellemelerden sonra. Onun da bilgilendirmesini yapayım dedim. Yani serbestten otomatik kariyer moduna başladığımızda her seferinde Fenerbahçe'de denk gelebilir Zakaryan. Türkiye Kupası'nda asist kralları Pesic ve Max Meyer Fenerbahçe'den yine bir oyuncu denk geldi. İşte Max Meyer 1 overall. Ve Alexander Pesic Karagümrük'ten. Geldik gol yemeyen maç sayısında liderlere. Mert Günok, Souza Antalyaspor'dan. Beşiktaş'ta Mert'i kaybetmiş oldu. Bir de sarı kartlara bakacağım. Kırvissov Kayseri'den, Abit Yeni Malatya'dan. Kırmızı kart Türkiye Kupası'nda yine yok. Mert Günok'la başlıyoruz. 2 overall gözüküyor ama yine özellikleri hepsi 1. Artık buna alışmış olmanız lazım. Antalyaspor'un kalecisi Diogo Souza 1.95 boyu varmış kalecinin. Dikkatimi çekti. Kayserispor'da şöyle bir detay var. Sergi Kırvissov bir ay sonra zaten kulüpten ayrılıyormuş. 1 overall olsa da bundan sonra sadece kulüp bulamayacak demek oluyor bu. Ve son olarak karşımızda Ryan Abit var. Yeni Malatya'dan dedik. Yeni sezona gidiyoruz.
Yepyeni bir sezon sonundayız. Bu sene dengeler değişti mi Süper Lig'de? Beşiktaş 10'unculuğa kadar düşmüş. Fenerbahçe 4. Fenerbahçe iyi direniyor bence. Galatasaray 3. Trabzon 2. Şampiyon Göztepe 80 puanla. Dengeler Süper Lig'de değişti. Türkiye Kupası'na geldiğimizde bakalım finale kim çıktı? Çeyrek finaldeki takımlar... Finalin adı Beşiktaş Galatasaray ve şampiyon Beşiktaş burada. UEFA Süper Kupası Paris'in Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool zaferi vardı. Herhangi Türk takımı görünmüyor. Avrupa Ligi'nde Manchester United kazandı. Buraya bakıyorum kimse var mı yok mu diye. Bizden yok. Konferans Ligi'nde ise Villarreal şampiyon. Zaten buralarda kimsenin olmasını beklemiyorum o kadar eksikle. Fenerbahçe ön eleme turunda elendi. En önemli yere geliyoruz. Galatasaray'dan Masias gol kralı 24 golle ve ilk 1 overall olacak oyuncu bu sene. Jose Juan Masias şu anki normaldeki geni 81'miş. Potansiyeli 84'müş. Galatasaray çok önemli bir forveti kaybetti. Asist kralı Teixeira, Sergio, Kaká, Berisse Hatay'dan 3 tane isim asist kralı olmuş. Hepsi gidiyor. Muslera 8 asiste Muslera az daha bir overall'a düşüyordu. Buna inanabiliyor musunuz? Bence günün en önemli sürprizlerinden biriyle karşılaşmak üzereydik. Kıl payı kurtardı kendini. Teixeira'ya geldiğimizde şöyle bir durum var. Niye üçgende kaldı anlamış değilim. Forvetlerde böyle bir sorun yaşamıyorduk. Alex Teixeira geldi genelde 3 kaldı. Neyse bu adam zaten 74'e kadar gerilemiş. Beşiktaş önümüzdeki sene ondan yararlanamayacaktı bence. 1 overall olarak zaten çok da bir sorun olacağını, sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Giresun'dan Sergio'ya geldik. Kendisi 2 overall'a düştü. Ve Hatayspor'da Okrobir Kakabirisse bu adam regenmiş. 69 gendeydi. Kendisi artık 1 overall olacak. Potansiyeli de 69'da. Öyle ilginç bir şey var. Geldik gol yenmeyen maç sayısına. Arda Özçimen Göztepe'de bu sene 1 overall olmaya hak kazandı. Şöyle bir şey göstereceğim şimdi. Sarı kartta Abdülkadir Ömür 5'te. O da 1 overall olacak. Ama kırmızı kartı bu sene Süper Lig'de yapmayacağız. 7 tane adam kırmızı kart görmüş. Hiçbirini değiştirmeyeceğim. 5'ten fazla olursa burası değiştirmeyi düşünmüyorum. Arda Özçimen Göztepe'nin kalecisi 70'ten 2'ye düştü. Abdülkadir'e geldiğimizde 78'den 1'e düştü ve Süper Lig'i kapattık. Türkiye Kupası'yla başlıyoruz. Ener Valencia 6 golle lider. Kenan Karaman az daha gol kralı oluyormuş burada. Tabi herkes şu an kızgın. Neden Kenan Karaman'a denk gelmedi de Ener Valencia'ya denk geldi diyor. Bence şu an izleyenler. Geldik asist krallığına. Burada 6 tane isim var. Yine 5'ten fazla olduğu için burayı 1 overall'a çevirmeyeceğim. Gavranović, Gezal, Berkay Özcan, Endiaye, Atilla Zalay ve Berkan Kutlu ucuz atlattı diyebiliriz. Gol yemeyen maç sayısında ise Muslera 3 maçta gol yememiş. Tek başına lider. Sarı kart listesini almayacağız. Şuna bakar mısınız? 18 tane futbolcuyu 1 overall yapamam be. Herkes sarı kart görmüş sadece bir maçta. Kırmızı kart da yok. Yani şu an Muslera'ya gidiyoruz. Muslera zaten 37 yaşına gelmiş. 78 overall'dı. Bundan sonra Galatasaray'ın yeni kaleci bulması gerekiyordu. Bu bahaneyle de belki yeni kaleci bulurlar. Dedik bu sezonu bitiriyoruz. Yeni sezona gidiyoruz. Yeni bir sezon sonu yaptık. Süper Lig'de bu sene şampiyon Beşiktaş oldu. Giresunspor 63 puanla 4.'lüğe kadar yükseldi. Sakin sakin gidiyoruz yalnız. Hiçbir şey yapmadan bir de. Trabzon 2, Başakşehir 3, Galatasaray ve Fenerbahçe biraz gerilerde kaldılar. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci tur sonuçları böyle. Sonrasında Giresun Konya'ya elenmiş. Çeyrek final, yarı final Başakşehir Karagümrük finalde şampiyon da Medipol Başakşehir oldu. UEFA Süper Kupası Liverpool'un oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool zaferi vardı yine. Ve bizden Göztepe orada sonuncu olarak elenmiş. Avrupa Ligi'nde Nice şampiyon olurken diğer turlardaki sonuçlar da bu şekildeydi. Konferans Ligi'ni de Rennes kazandı. Bizimkilerden Fenerbahçe son 16'da Rangers'a elenmiş. Başka da takım göremedim. Süper Lig'deki gol kralıyla başlıyoruz. Fenerbahçe'den Voigt 21 gol atmış. Bizde Giresunspor'a Ezeh düşmüş bu arada. Serbestten geldi muhtemelen. Bu arada Giresunspor'un kadrosunu da şöyle göstereyim. 4, 7, 71 overall'lar fena. Lamanna diye kaleci denk gelmiş. Ezeh 76'ya kadar yükselmiş. Timo Voigt 21 yaşında 68'de oynayan Alman regen bir futbolcuydu. Ama artık 1 overall.
Süper Lig'deki asist kralı Deniz Türüç oldu. 11 asiste açık ara. Deniz Türüç aslında kariyerlerde Türkiye Ligi'nde kullanılabilecek oyunculardan 74 geni var. Hiç fena değil. Türk statüsünde olduğu için özellikle 2 gene düştü kendisi. Gelelim gol yanmayan maç sayısında lider Volkan Babacan Başakşehir'den. Süper Lig'de sarı kart listesinde bu sene bir isim lider Tianic Göztepe'den. Kırmızı kart listesinde kimse yok. Sıra geldi o zaman Tianic ve Volkan'ı bir overall yapmaya. Zaten kendisi 36 yaşına gelmiş. O yüzden Başakşehir'in de yeni bir kaleci arayışına girmesi gerekiyordu. Volkan Babacan 2 overall'la görüntüdeydi. Ve Süper Lig'den son isim Tianic'ti. 74 genden 1'e düştü. Göztepe'den. FIFA 22 kariyerde bir türlü ısınamadığım oyunculardan biri kendisi. Türkiye Kupası'na geldik ve direkt gol kralı karşımızda Kevin Enkudu Beşiktaş'tan. İşte Türkiye Kupası golcümüzü 2 overall'a düşürdük. Türkiye Kupası'nda asist kralı kim? Dompe Konya'dan. Gol yenmeyen maç sayısında Volkan Babacan'ı zaten düşürmüştük. Burada da lidermiş. San Roman'ı da düşüreceğiz. Sarı kartta ve kırmızı kartta kimse olmadığı için hızlıca oraları gösteriyorum. Dompe ve San Roman. İşte Yanluk Dompe 71 gende oynuyormuş normalde, normal şartlarda, ama artık öyle değil. Ve bu bölümün son 1 overall yaptığımız oyuncusu Miguel San Roman. Çünkü onu da yaptıktan sonra yeni sezona geçiyoruz ve yeni sezon son senemiz olacak. Bakalım son sonuçlar nasıl olacak? İşte Süper Lig'de son sene. Galatasaray 16. oldu. Biz Giresunspor'la 8. olduk. Başakşehir 10. bu sene. Trabzon 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 85 puanla şampiyon. Türkiye Kupası'na gelindiğinde bakalım bu sene şampiyon kim oldu? Beşiktaş Karagümrük finali, Karagümrük şampiyon. UEFA Süper Kupa Liverpool'un, Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid'in oldu bu sene. Yine kimse görünmüyor bizden. Avrupa Ligi Bayern Münih'in, burada da bayağı iyi takımlar oluşmaya başladı. Konferans Ligi'nde ise kazanan Hertha Berlin'di. Türk takımı var mıydı? Giresunspor ön elemeye çıkmış. Ön elemede LASK 6 tane atmış bize. Devam etseydik kimler bir overall olacaktı? Tete, Kenan Karaman, Diabate, Munir, Hatayspor'un kalecisi, Berkay Özcan ve Tiyan Başakşehir'den. Kırmızı kartta da Soner Aydoğdu ve Endia Şimiye varmış yine Başakşehir'den. Türkiye Kupası'na gelindiğinde ise Emre Bilgin Beşiktaş'tan lider. Gol yemeyen maç sayısında Ahmet Musa Karagümrük'ten asist kralı. Gol krallığında 5 isimden fazlası var, o yüzden gol krallığına karışmazdık. Şöyle 4 büyükler ne hale geldi ona bir bakın istiyorum. Beşiktaş'ın takım kadrosu 2 overall'lık Enkudu hala orada duruyor. Onun dışında diğer isimler gitmiş. Fenerbahçe'ye geldiğimizde Altay Bayındır 8 overall, Berisha 8 overall olmuş. Max Meyer 1'de takılı kalmış, Pelkas 2'de takılı kalmış. Timo 5'e yükselmiş, 11 var orada Arsen Zakaryan. Bayağı iyi geliştirmiş kendini gerçekten. Galatasaray'a geldiğimizde bakalım burada bizi kim karşılayacak? 5 overall'lı Jose Juan Macias var. Macias'ın Türkiye'ye gelmesi ve 1 overall'a düşmesi. Trabzonspor'a geldiğimizde burada bakalım 1 overall olan futbolcu Abdülkadir 6 overall'a kadar yükselmiş. Önemli bir gelişim diyebiliriz kendisi için. Onun dışında da kimse yok. Son olarak da Başakşehir'e bakıyoruz. Volkan Babacan 2, Agustin Bataille 17 overall'mış. Sen kimsin ya? 17 overall'lı futbolcu mu olur? Bu adamı 1 overall yaptığımı hatırlamıyorum. Böyle bir ismi daha doğrusu. Deniz Türüç 2 overall'mış. Başka da herhangi bir isim düşük overall'lı değil dedik. Videonun sonuna geldik. Benzer videoları takip etmek istiyorsanız şurada paylaşıyorum sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.